Takımına yardımcı ve istikrarlı olmak, savaştığın tarafın başarısı için en önemli hamlelerden birkaçıdır. Normal bir NBA sezonunda 82 maç boyunca sahada aynı enerjiyi tutamayacağın bariz. Bazı geceler kötü oynarsın, bazıları ise en büyük kabusların olur. NBA profesyonel spor dünyasında en uzun takvimlere sahip liglerden biri. Ve eğer yeteneklerini her maç, her saniye avantajına sağlayabileceksen, işte o zaman adın tarihin en iyileri arasına yazılır. Örnek verilebilecek, 20 dakika üstünde oynayıp hiçbir istatistik kaydetmeyen mi dersiniz? Bu her sene gördüğümüz şeyler. Ama birazdan anlatacağım isimler kesinlikle tarihin en berbatları. İşte NBA tarihinin en kötü 10 performansı. Hadi başlayalım. Abone olmayı unutmazsak sevinirim. Sene sonuna doğru artış beni çok mutlu edecektir. Yardımlarınızı bekliyorum. Hadi sıramıza geçelim. Ray Allen. Ray Allen NBA tarihinin en iyi üçlerinden biri. Bir kariyerde en çok üçlük atma rekoru şu anlık onda. Ayrıca başka bir rekoru da bir finaller maçında 8 üçlük isabeti. Ama bir maçta rekor kırdı diye diğer bir final maçında istikrarlı olacak diye bir şey yok. 2010 NBA finalleri. İkinci maçta attığı 32 sayı ile takımı Celtics'in Lakers karşısında seri eşitlemesindeki en büyük etkenlerdendi. Ama bir sonraki matchup'ta Allen bir tane bile saha içi şutu isabete kavuşturamadı. O maç 13'te 0 oynadı dostlar. 13'te 0. Ve bu seri için oldukça kritik bir maçtı. Bu sekans dışında serbest atışlardan attığı basketlerle 2 sayıya sahipti. Esasında Celtics o maçı kaybedip çok büyük bir moral kırıklığı yaşayacak ve seriyi kaybedecekti. Ancak eminim tüm serinin elden gitmesi Jesus Shuttlesworth'la alakalı değildir. Reggie Miller. Ray Allen hakkında konuşmamızdan sonra ne tesadüftür ki sıramızdaki yeni isim Miller. O da tarihin en iyi ve keskin şütörlerinden biri. Hatta az önce saydığım rekorları Allen kırmadan önce hepsinin sahibi Miller'dı. Kendi fikrime göre Miller oyunun gördüğü en soğukkanlı oyunculardandı. Onu izlemek çok büyük bir keyif. Her ne kadar yaşım yetmese de. Her neyse, performansımıza geleceksek tekrardan bir NBA finalleri. Ve tekrardan rakip Kobe Bean. 2000 finalleri birinci maç. Ritmine ayak uydurmaya çalışan Miller maçı 16'da birlik şut denemesiyle kapattı. Ve bu istikrarsızlık ilk çeyrekte Lakers'ın 15 sayı fark atmasına kadar yol açtı. Daha ilginç olan şey ise o maç Miller 3. çeyreğe kadar hiçbir sayı kaydedemedi. Ve sonunda Lakers 12. şampiyonluğuna kavuştu. Jason Kidd. Tarihin en solid point guardlarından biri olarak gözlenen Kidd, 2000-2001 senesinde bu listeye girdiği o performansı ortaya koydu. Hatta biraz daha detayına ineyim ve size bir rekor kırdığını söyleyeyim. Bu rekor 14 ile NBA tarihinde en çok yapılan top kaybı rekoruydu. Bunların yanı sıra o maç ofansif alanda 18 sayı, 12 rebound, 10 asist ile iyi bir oyun çıkardı. Eğer top kaybını da eklersek bu bir quadruple double. Değil mi dostlar? Hiç sanmıyorum. Jan Vesely. Türk halkının onu Fenerbahçe günleriyle tanıdığı pivot Vesely, NBA kariyeri sırasında çok kötü bir performans sergiledi. 2008'den beri ilk kez playoff yapmaya çalışan Wizards, oyuncusu Vesely'den hiçbir zaman etki bulamadı. 13-14 sezonunda Jan hiç kimsenin inanamayacağı ve başaramayacağı bir başarımı gerçekleştirdi. Maç içinde 8 dakikada 6 foul alarak maçtan atıldı. Nasıl olduğunu ciddi anlamda size anlatamam ama bu çok yaygın olmayan bir durum dostlar. Üstelik o maç üstüne üstlük bir de serbest atışı airball attı. En azından şu an Avrupa'da bir MVP ve solid bir pivot. Gilbert Arenas. Wizards oyuncularından devam etmemiz gerekirse sırada All-Star günleri sırasında beğenmediği şutu atmayan guard Arenas var. 2006'da oynanan bu maçta Gilbert 22 şut atmayı başarmış. Ama sadece 4'ünü sokabilmişti. Üstelik istatistik kağıdına 6 top kaybını da ekleyin. Maçta toplam %18 ile oynamak ciddi anlamda utanç verici. David Wesley. 2001 playofflarına girerken Charlotte Hornets iddialı bir takımdı. Ve ilk turda rakibi Heat'i eledi. Ama ikinci turda Michael Redd, Ray Allen'lı Bucks için yeterli değillerdi.
Her neyse, bu olayların daha hiçbiri yaşanmadan önce reisim guard David Wesley bir maçta 13 şut kaçırmayı başardı. Bu Ray Allen'ın olayıyla aynı gibi. Ama sadece 4 top kaybı daha fazla. Hornets en azından off-season'da şanslarını denedi. Kobe Bryant. Hepimiz Mamba'nın tarihteki yerini biliyoruz. Ama kendisinin de bileceğin üzere kötü maçları oldu. Bu anlatacağımız performansı ise çaylak senesinden geldi. Kobe'nin herhangi bir belgeselini veya röportajını izlemişseniz 18 yaşında yaşadığı bu olayı bileceksinizdir. Konferans yarı finali. Lakers Jazz'e karşı. Kobe çaylak senesi çok etkili bir performans geçirmese de off-season'da prodüksiyon bakımından takımına yardımcı olmaya çalışıyordu. 5. maçta ise Kobe toplam 10 şut kaçırdı. 4. çeyrekte de çok esaslı olan maçı kazanmak adına şutu kaçırdı. Ve esasında maçın uzatmasında clutch anlarda yaşadığı şutlar airball gitti. Bunlar girseydi Lakers'ın Utah'a geçmesi olasıydı. Ve belki de finallerde genç bir Kobe'nin Michael Jordan'la karşılaştığını görecektik. Ama onun yerine Kobe Bean hayatında yaşayamayacağı bir deneyim yaşadı. Gordon Hayward. 2013 senesinde Hayward hiç kimsenin yapabileceği düşünülmeyen şeyi yaptı. O dönem Jazz takımı için harika gitmiyordu. Sene sonrasında yapılanma düşünceleri dedikodu halinde devam ederken Jazz yönetiminin kontrol etmesi gereken ilk şey o gece karşılaştıkları Hayward performansıydı. 20 Kasım günü Hayward Pelicans'a karşı 17 şutundan 16'sını kaçırdı. Buna 8'de 0 serbest atışta dahil. Neyse ki kendisini bu maçta hatırlamıyoruz. Dirk Nowitzki. Mavs 2006 finallerini kaybetmesinden sonra ihtiyaç duydukları şeye ulaşmaya çalışıyordu. Sırada 2007 playoffları vardı. Ve birinci sırada bitiren Mavs'in rakibi zamanın Golden State Warriors takımıydı. Bu Warriors'ın 94'ten beri ilk playoff'uydu. Ve sadece 42 galibiyet alarak 67 galibiyetli Dirk'ün takımına karşı geleceklerdi. Her nasıl olduysa her şey planlandığı şekilde gitmedi. Özellikle 6. maç. Dirk 13 şut denemesiyle 8 sayıya sahipken 6'da 0 üçlük ve 3 top kaybı onları tarihe yazdı. Çünkü bu 6. maçı kaybeden Mavericks, tarihte ilk kez 8. sıraya ilk turda kaybeden takım oldu. Dirk gibi MVP adayı biri için ideal bir son olmasa da ilerleyen senelerde amaçladıkları o kupaya ulaşacaklardı. Tim Hardaway. Ve listemizin ilk sırası şu an aktif olan Mavericks oyuncusu Tim Hardaway'in babası Tim Hardaway. Evet, oğluna aynı adı vermek işleri biraz karıştırıyor. 1991 senesinde Hardaway'in takımı karşısında Timberwolves vardı. Ve kimse kendisinin daha ikinci senesinde tarihin en kötü performansını çıkaracağını bilemezdi. Maçta toplam 17 şut kullandı. Ve 17 şut kaçırdı. Toplam 44 dakika parkede kalan oyuncu 2 sayı kaydetti. Ama en azından 13 asistiyle birlikte pas dağıtımında sıkıntı yaşamadı. Ve o maçı Warriors kazandı. Listemiz bu şekildeydi dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tür top 10 videolarını çok seviyorum. Ve eğer siz de daha çok istiyorsanız abone olarak yardımcı olursanız çok minnettar olurum. Algoritma açısından videoyu beğenerek yardımcı olursanız ona da mutlu olurum. Her neyse, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.